Merhaba arkadaşlar. Bu videoda Action için yaptığımız Fibonacci örneğinin C++ ile kodlanmasına bakacağız. Bu sefer kodlamayı vakit kaybı olmasın diye yapmayacağım. Direkt kod üzerine açıklamalarına gideceğim. Öncelikle ROSH kütüphanesini, Action Lib'in içerisindeki server ve Simple Action server hash kütüphanesini ve Begin Action Lib'in içerisinde kendi oluşturduğumuz paketin içerisinde Fibonacci Action'ını yüklüyoruz. Ardından kodumuz bir class'ta çalışacak. Class'tan önce main bloğumuza bakacak olursak nodumuza Fibonacci ismini verdiğimizi ve oluşturduğumuz class'ı yukarıda çağırdığımızı görebiliyoruz. Ardından rule spin ile döngünün devam etmesini sağlamışız. Şimdi class'larda çalışırken bir de şöyle bir şey var. Bir public dediğimiz her taraftan ulaşılabilen ya da protected sadece belli kısımlardan ulaşılabilen bizim değişken türlerimiz veya nesnelerimiz var diyelim. İlk olarak protected kısmına bakacak olursak RuseHandle ve NH ile Rus'umuzun başlatılmasını ve tamamlanmasını, sonlandırılmasını sağlayan tanımlamayı gerçekleştirmişiz. Ardından ActionLib serveri tanımlamışız ve bunu as alt dire şeklinde atamışız. Ardından bu kısmı artık action'ımızı kullanırken kullanacağız. Action'ımıza bir name alıyoruz ve bunu string olarak belirtmişiz. Action name isminde. Ve bizim beginner action'ın içerisinde Fibonacci feedback'i alacağımızı ve bunu feedback alt tire şeklinde alacağımızı, result'u da result alt tire şeklinde alacağımızı belirtmişiz. Public kısmına bakacak olursak her taraftan erişilebilen kısmı. Fibonacci Action aslında bu yukarıdaki class'ımızı çağırmış oluyor. Ve buraya bir string name isim göndermiş oluyor diyelim. Ardından bakacak olursak burada bir tanımlama yapmışız. Ve bu tanımlama içerisinde de ardından başlatma işlemini gerçekleştirmişiz Action'a. Erişimini burada gerçekleştiriyor. Şu an için bir boş fonksiyon tanımlıyoruz. Sonrasında devam edecek olursak şurada executeSCB isminde bir fonksiyon tanımlaması yapmıştık. Bunu da burada belirtmişiz. Bu kısımda aslında şu aşağıdaki fonksiyonu çalıştıracağı anlamına geliyor. Şimdi bu asıl iş yapacak executeCB fonksiyonuna bakacak olursak ilk olarak bir çalışma hızı belirlemişiz ve başarı durumunu ilk olarak true olarak almışız. Eğer algoritma bir şekilde çökerse ve başarısız olursa o zaman bunu false olarak tekrar tanımlıyoruz. Feedback'in sequence'ini öncelikle temizliyoruz eğer geçmişte kalmış bir veri varsa. Ardından İlk değerini 0 ve ikinci değerine de 1 olarak atama yapıyoruz diyelim. Ve bize bir mesaj yayınlamasını istiyoruz. Bizim action'lerimizin ismini yayınlayacak, hedefimizi yayınlayacak ve bizim başlama noktamızın ilk değerini ve ikinci değerini yayınlayacak. Yani şuradaki yaptığımız 0 ve 1 değerlerini burada bastırmış olacak diyelim. Ardından biliyorsunuz ki Fibonacci serisini yapmak için bir döngüye ihtiyacımız var. Bu döngü birden başlayıp bizim hedefimize kadar kaç adımlık bir açılım yapmak istiyorsa biz örneklerimizde 20 adımlık açılım yapmak istiyorduk. 20'ye kadar bu döngü devam edecek ve her seferinde 1 artacak. Ve herhangi bir başarısız olma durumunda veya dosun kapatılması durumunda bize işlemin başarısız olduğunu ve success'in false olduğunu döndürmüş olacak. İşlem başarıyla tamamlaması durumunda bize yapacağı şey feedback aslında sequence'ine o i değerini ve bir önceki değerini atamış olacak. Bu sayede biz bunu tanımlamış oluyoruz diyelim. Yani şurada şöyle hatırlayacak olursanız yazalım. Bu şekilde yazalım. Sıfırdan başlıyordu bizimki. 0, 1, daha sonra 1 geliyordu. 1 ile 1 topu 2 geliyordu. Ardından 3 geliyordu. 5 geliyordu. Bu şekilde devam ediyordu. Yani
Şu anki ve bir önceki değeri toplamını tekrar feedback'in sekvensine koymuş oluyor. Ve biz bunun feedback'i yayın yapıyoruz sürekli ve belirlediğimiz hızda da çalışması için algoritmamızı burada uyutuyoruz. Eğer işlemimiz başarıyla tamamlandıysa artık elde ettiğimiz feedback'in tamamını result olarak döndürmemiz gerekli. Bu değeri de yine işlem başarılı oldu diye bir mesaj olarak belirtiyoruz. Ve result değerimizi de tekrar yayınlamış oluyoruz diyelim. Client ilişkileri kaydetmeyelim. Client tarafına bakacak olursak benzer şekilde rules tanımlamışız. ActionLib'in client kısmında tanımlamalar yapmışız ve beginner ActionLib'in Fibonacci action'ını tanımlamışız. Burada da yine test Fibonacci isminde nodumuza isim vermişiz. Ardından Simple Action Client'in beginner ActionLib olarak tanımlamasını yapmışız. Ve bunu da AC olarak atamışız. Bize ilk başta servisin beklediğine dair bir mesaj yayınlıyor ve servisin açılana kadar servisi burada bekliyor. Daha sonrasında servisle iletişim kurduğu zaman hedef servise gönderilir şeklinde mesaj tekrar yayınlıyor. Bizim bir hedef göndermemiz lazım, goal göndermemiz lazım. Goal'un da order'ına biz hedef olarak 20 açılımlık seri istediğimiz için 20 yazıyorduk. Bunu değiştirebilirsiniz siz ve bunu set goal ederek göndermiş oluyoruz diyelim. Ardından işlemin gerçekleştirip başarılı olup olmadığını anlamak için belli bir süre bekliyoruz ve bu süreyi de 30 saniye olarak tanımlamışız. 30 saniye boyunca sonucu bekle, eğer zaman alışımı uğrarsa false, uğramazsa true dönmüş olacak bize. True döndürmesi durumunda işlemin başarılı olduğunu anlıyoruz ve bize state durumunu döndür diyoruz. Eğer başarısız olursa da işlem başarısız oldu, zaman aşımına uğradı gibi bir mesaj yayınlayarak çıkıyoruz. Burada tabii C++'da çalıştığımız için CMake liste yapmamız gereken düzenlemeler var. İlk olarak şöyle ortaları inecek olduğumuz zaman include direction'ın include katkin include dires şeklinde tanımlı olduğundan emin olun. Ardından bizim bildiğiniz üzere yapmamız gereken Fibonacci serverin nereden çalışacağını tanımlamamız gerekiyordu. SRC'nin içerisinde Fibonacci server.cpp'den çalışacakmış ve target linkini gene benzer şekilde tanımladık. Add depends benzer şekilde tanımladık. Aynı işlemleri client içinde gerçekleştirdik ve kaydettik. Bu işlemden sonra katkin make yapmamız gerekli çalışma dizinimizde. Ardından Roscore ile Rosumuzu çalıştırıyorum. Şöyle alayım. Tekrar bitecek olursam şu an beginner action'in içerisinde Fibonacci server'i çalıştıracağım. Şimdi bir de şöyle yapalım. Bize bu çıktıları vermeyecek. İlk olarak çıktıları vermeyeceği için Rose topic ile echo diyelim. Tabii öncelikle listelere bakabiliriz neler olduğuna. Cancel, feedback, goal, result, status gibi tanımladığımız action'lar olduğunu, action mesajları olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi biz bundan host topic feedback'i dinlemek istiyoruz. Bu yüzden echo feedback diyelim. Tabii Fibonacci feedback olarak. Şimdi bu gelirken aynı zamanda burada da host topic echo Fibonacci result değerini dinlemeye alsın. İlk olarak feedback'e bakacağız. Şimdi burada artık Rose buraya gidelim. Rose beginner action libin içerisinde Fibonacci client'i çalıştıracağız. Şimdi ilk olarak bağlantı gerçekleşti. Burada da bakacak olursa biz feedback'te her seferinde bu matrizimizin içerisine yeni bir değer atadığını görebiliyoruz. Burada da kaçıncı adımda olduğu yazıyor. Şu an 14. adıma geçti derken bu şekilde devam ediyor. Ve işlem tamamlandığında burada succeed başarılı olduğu şeklinde bize state değerimizi
döndürmüş oluyor. Aynı zamanda yayınladığımız server tarafına bakacak olursak burada ilk olarak bir bağlantı gerçekleştiğini ve de işlemin bittiğini de başarılı olduğunu belirtiyor. Tabii şurada result kısmına da bakacak olursak bize en son çıktı kısmını burada belirtmiş oldu diyelim. İşlemimiz bu şekildeydi. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.